bunun fiyatının bu mertebede oluşunun sebeplerinden biri şu anda gördüğünüz model. Trek'in kendi ana sayfasında da 2020 model diye görünüyor. 2019 tasarımı bir model değil. Yani önümüzdeki sene yapacakları bir bisiklet. Üzerindeki vites sistemi şu anda dünyada daha hiçbir markanın kullanmadığı bir vites sistemi. Kablosuz 12'li, yani 2x12 vites sistemi var ve kablosuz. Şasisi zaten Trek her modelinde hayat boyu garanti veriyor. Jantlarıyla toplam ağırlığı bu bisikletin 6 kilo 800 gram. Aerobike, yani bir hız bisikleti diye geçiyor bunun modeli. Geçen seneki modeline göre sele borusunda bir amortisör sistemi var ve yumuşatıp sertleştirebiliyorsunuz. Yani yolda 60-70 km hızlara çıktığınızda mümkün olduğu kadar az vibrasyon veriyor size. Ben de bisiklete yeni başladım. Hatta yeni yol bisikletimin ikinci kullanışını yapmaktayım. İstanbul Kartal'dan geldim Yenikapı'ya. Gelirken de zaten bir süre bisiklet kullandık. Daha sonrasında tabii biraz teknolojiyi kullanarak Marmara'yla bu tarafa geldik. Beni ilk başta arkadaş çevrem aslında bu işe tetikledi diyebilirim. Önceden hevesim vardı fakat hani hep ihmal ediyorduk. Hani spor zaten alırız bir gün yaparız diye ihmal ediyorduk. Arkadaş çevrem beni biraz daha tetikleyince bunu biraz daha hızlandırarak ilk yol bisikletimi aldım. Bence hayatta hiçbir şey ertelememek lazım. Benim gibi sonradan almaktansa aklında varsa arkadaşların direkt olarak bir an önce bisiklet alıp ve sürmeye başlasınlar. Şehri adapte edebileceğim bir bisiklet arıyorum ben. Yani daha önce bisikletlerim var, 4 tane bisikletim var benim şu anda ama kullanamıyorum çünkü büyük bisiklet. Şimdi katlanır bir bisiklet düşünüyorum. Elektrikli olan bir modelini düşünüyorum açıkçası. Yani öyle bir şey bulursam uygun fiyatta inşallah alacağım. Bu gördüğünüz bisiklet el yapımı bir bisiklettir. Fabrikasyon olmayıp hem boyası hem üzerindeki desenleri bizim bünyemizde çalışan bir sanatçı tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu bisiklet dünyada şu anda çok ciddi bir akım olan fixed bisiklet olarak adlandırılmaktadır. Bu fixed bisikleti özelliği nedir? Özellikle el yapımı olması, fixed flip flop göbek kullanılması, ters çevrildiğinde bir dişliyle tekrar normal bir bisiklete dönmesi sağlanıyor. Bu hafta bisiklet dünyası için çok önemli bir hafta. Dünyanın hemen hemen bütün büyük markalarının İstanbul'da boy gösterdiği harika bir fuar başladı. Fuar boyunca ziyaretçiler bu senenin en son modellerini burada görebilecekler. Bütün istedikleri ürünleri test edebilecekler ve bisiklet dünyası ile ilgili bütün yenilikleri burada yerinde şahit olacaklar. Bisiklet dünyası başlı başına çok büyük bir dünya. Çok sayıda markayı barındırıyor, binlerce üründen oluşuyor ve bütün bunları başka bir ürünle ya da başka bir fuarla entegre etmek mümkün olmuyordu. Dolayısıyla bisiklet dünyası kendi başına bir fuar oluşturdu. Bu fuar için çok özel içerikler ürettiler. 50 bin ziyaretçi bekliyoruz. Dünyadan 100'e yakın firmayı burada ağırlıyoruz. Ve bu firmaların son model ürünleri, 2019 modellerini şu anda sergiliyoruz. Bisiklet dünyası ile ilgili inanılmaz gelişmeler var, inanılmaz ürünler var ve ziyaretçilerimizi harika bir fuar bekliyor.